Ahmet Poyraz benimle birlikte, Çekmeköy Belediye Başkanı ve aday aynı zamanda. Evet. Ee, hoş geldiniz Sayın Başkan. Teşekkür ederim Bülent Hanım. Nasılsınız, iyisiniz? Ee, na işte. Nasıl gidiyor saha çalışmaları? Biraz Sağ, bahsedin. Saha çok iyi, elhamdülillah. Yani biz zaten tabii 15 yıllık bir belediye başkanımız var, bu dönemde. dördüncü dönem. Dördüncü dönem olacak. Evet, evet. hep sahada olmamız hasebiyle Hı. çok fazla zorlanmıyoruz. Çünkü her zaman, yani ben ortalama şehirde 8-10 kilometre her gün yürüyorum. Hıhı. Yani bu da tabii ki hani seçim atmosferinde aynı işi yapmadığınız için vatandaş nezdinde de bir karşılığı oluyor. Yani hı hı. siz dün de aynı insanları ziyaret ettiğiniz için, gezerken gördüğünüz için bugün seçimde geliyormuş gibi olmadığı için vatandaşta gerçekten bunun bir karşılığı oluyor. Yani her zaman başkanımız geliyordu, e şimdi de geliyor diyor. Şimdi de geliyor yani diyor Onun için bak. iyi saha elhamdülillah. İyi. Nedir şimdi Çekmeköy'ün en temel problemi? Yani neyle karşılaşıyorsunuz? Dördüncü döneme olacak bu dönem. Yani 15 yıl e, bitiriyoruz Bitiriyorsunuz inşallah. tabii. Evet. Hayırlısı olsun diyelim i̇nşallah. bu arada. E, nedir en temel sıkıntı? Dahası şöyle, ya Hülya Hanım dördüncü döneme girerken dört dönemdir e, uğraştığımız... E, ...yavaş yavaş sonuç aldığımız, almaya çalıştığımız meseleler deseniz mesela neyi sıralarsınız? Ya şunu çok rahat söyleyeyim. Biz <laughs> 15 yıldır yani Çekmeköy Belediyesi olarak <laughs> ya şurada... E şunu da yapsak diyeceğimiz bir noktada değiliz. Elhamdülillah. Her şeyi yaptık. Yani Hı -hı. Bunu öyle bir gurur, kibir içinde söylemiyorum. yani Gerçekten şu anda Çekmeköy'de mesela işte devlet hastanemizden, belediye binamızdan, hükümet konağımızdan, aile Hı -hı. sağlık merkezlerimizden, bilgi evlerimiz, kütüphanelerimiz. Yani bir şehirde en gelişmiş bir ilçede Hı -hı. ne yapılması, ne olması gerekiyorsa hepsi var. Hı -hı. Mutlaka tabii eksikler var yani. Eksik hani hiç olmaz diye bir şey olmaz. Mesela okullar anlamında bir eksiğimiz vardı mesela. Biz şimdi bu sene inşallah Çekmeköy'de 9 tane okulumuz devam ediyor. 2007, Yapımı devam ediyor. Tabii öyle. 9 tane okul ama ha, bu yeterli mi değil tabii. Önümüzdeki yıllarda da bunu devam ettirmemiz lazım. Şimdi bu 9 okulumuzu mesela biz açtığımız zaman inşallah 2024 25 eğitim yılına hepsi yetişecek. Mesela Alemda ve Taşdelen bölgesinin bir kısmını mesela sorunu çözmüş olacağız. Orada Sınıf yoğunluklarımız inşallah 30'un altına inmiş olacak. Hmm. Ya sonraki yıllarda tabii yine ihtiyaç var. Mesela bizim hedefimiz 2000... Göç oluyor herhalde değil mi? Nasıl mesela göç oranı gitgide? Şöyle 15 yılda biz işte 150 binlerden 300 bine geldik ama bizim bundan sonraki nüfusumuzun maksimum bizim çünkü 2009'da ilçe olduğumuz zaman tabii kurucu belediye başkan olmasının bir avantajı tabii. var. Şimdi kurucu olduğumuz zaman dedi ki burada bütün planlamalarını yaptık bitirdik maksimum ulaşabileceğimiz nüfus bizim 330'da 340 bin arası Hı -hı. daha ötesi yok yani. Hı -hı. Hani biz şimdi bu sorunları o nüfusa göre yaptığımız için bizim mesela 20 yıl sonra bir okul sorunumuz olmayacak inşallah bu okulları bitirdiğimiz zaman veya farklı mesela bir hastanedir ailesi bunlar olmayacak çünkü Hı -hı. nüfusa göre. Bunların tamamını yapmış bir ilçeyiz elhamdülillah. Hı, ama da bundan sonra normal tabii. artışında olacak. Evet. Şimdi şöyle, e, bu çok yeni Taşdelen Alemdağ Kavşağı. Evet. İsterseniz oradan başlayalım, böyle bir sırayla gelelim. Çünkü Hı. sosyal spor tesisleri var, millet bahçeleri var. E, onlara geliriz, bilim merkezleri var dediğim gibi. E, spor tesisleri çok fazla ama Alemdağ Kavşağı yeni galiba, evet. çok sıcak. Doğru. Şöyle biz tabii 2018 yılında aslında Büyükşehir Belediye'mizin yapması gereken bir taş delen kavşağımız vardı. Hı. 2018'de bu proje başlamıştı. Sonra yeni Hı. İBB yönetimi gelince hatta ben Ekrem Bey bizzat kendisini yerine götürdüm. Biz ziyaretimize gelmiştim. Hı. Dedim başkanım bakın burada ciddi bir sorun var. Bu Hı. sorunu orada muhtarlarımız, vatandaşlarımız da iletti. Bunu çözmemiz lazım. Lakin işte birkaç yıl hiçbir şey yapılmayınca biz Ulaştırma Hı. Bakanlığımıza gittik. Ulaşma Bakanlığımız sağ olsun talimatları verdiler. Biz geçen sene yani 2023'ün Nisan'ında temelini attığımız bu kavşağımızı... ...kavşak görüntüleri değil evet, mi? şimdi veriyoruz... Evet, ...bir taraftan aynen arız, da ekrana, buyurun. İnşallah bu kavşağı da geçtiğimiz pazar günü açtık... ...yani dördüncü gün bugün... Hı hı. ...inanın bu Şile yolu burası da... ...belki kullanıyorsunuzdur hani Şile'ye giderken... ...orası Şile yolu, Çile yolu olmuştu... ...bu taş denen, tabii aynen müthiş öyle. bir... Değil. ...yani bizim Çekmeköy çok nadirendir... ...trafik sıkıntısı yaşadığımız yerler vardır... ...ama en önemli nokta burasıydı... ...ve bir şimdi burayı açınca... ...burada bizim tabii alemda taş delen... Çatal Meşe, Nişantepe biçim mahallelerimizin girişleri... Tek o hattan olmasa bile de sıkışıyordu, yoğunlaşıyordu. Şimdi bunu açınca Elhamdülillah. Kavşak şanlı... çok ciddi anlamda rahatlatmış çok oldu. Çok rahat. Dört günler mesela ben en pik saatlerde gidiyorum oraya, hmm. bakıyorum trafikleri, arkadaşlarımız takip ediyorum. Inan, o kadar bir rahatlama var ki. Bir de komşu ilçemiz Sancaktepe'nin de yeni doğandan çıkışı çok rahatlattık Yani o ilçeye de çok faydası hmm. oldu. Böylelikle bu kavşağı yaparak inşallah oradaki e, trafik sorunu yani yüzde yüz değil ama yüzde yetmiş seksen o taş denen Şile yolu sorununu çözmüş olduk. Şile yolunu Şile yolu Şile yaptık. Şile yolu oldu. Evet. Olması gereken oldu olması aslında. Gereken bir taraftan oldu. bakıldığında trafik İstanbul'un çok ciddi bir problemi. Yani o yüzden bu kavşak o anlamda Ama, çok Hanım, rahatlattı. Ama dertli olacaksınız. Bakın bu işler ha. dertli olmasanız işte 5 yıldır orada çözülmeyen yani burada bir herhangi bir eleştiri anlamında demiyorum. Keşke İBB yönetimimiz Ekrem Bey oraya geldiği zaman verdiği talimatı ekibi tutmuş olsaydı ve o yılı bir yılda bitmesi gereken o yolun bitmiş olması lazım, olsaydı e biz bugün bunların artık hiçbirini konuşmayacak ve bu sorunu kökünden çözecek. Ne kadar sürdü toplamda o zaman? Ya şimdi 5 yıldır hiçbir şey yapılmıyor Hiç. desem yani e, eksik olmaz şu anda 2023'ün işte seçimler önce bir çalışmayı bir başlattı ama ne yaptığını göremiyoruz çünkü kapatılmış. Ama inşallah en kısa zamanda bitmesi için temenni ediyor, dua ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var yani dördüncü dönem ve üç dönemdir orada belediye başkanlığı yaptığınız için halkın çok ciddi anlamda e, Çekmeköy sakinlerinin size bir teveccühü var. Yani o çok net ortada. E, bu dönem içinde e, aslında seçim sürecinde en temel mesele bir ekonomi konuşuluyor biliyorsunuz. Doğru. Ve deprem yani kentsel dönüşüm. Biraz Çekmeköy ve kentsel dönüşüm ve imar üzerine biraz konuşabiliriz. Nasıl gidiyor kentsel Şimdi dönüşüm? Şimdi biz o konu da çok şanslı bir evet. zeminimiz çok sağlam Zemin, o evet. hakikaten çekmekte evet. o konuda bir şanslı bir de biz az evvel söyledim 2009'a geldiğimiz zaman bütün bu planlamaları yaptık hı hı. ve bakın biz şunu çok gönül rahatlığıyla söylüyoruz işte 15 yılın sonunda %87 dönüşümünü sağlamış bir ilçeyiz hı hı. bu çok önemli bir yani İstanbul gibi bir yani keşke İstanbul için böyle bir şey olsa değil mi? böyle hayal kuruyorum da yani, İstanbul'un %87'sinin dönüşümü sağlansa yani, ve bakın bunların yani. içinde hiç devlet kurumları yok Hmm. Ne toki, ne Emlak Konut, ne Nekiptaş hiçbir tamamen vatandaşımız kendisi dönüştü. Zaten böyle olunca dönüşüm sağlanabiliyor. Yani siz işin içine girin... Nasıl oldu değil mi? Yani çok e, zor çünkü. Ve bakın e, nasıl bir dönüşüm oldu? Diyor zemin artı 5 yani. kat. Yani bizde yüksek kat da yok. Hani öyle gökdelenler yani. falan değil. Müstakil evlerimiz var. E. Zemin artı 5 6 katlar Böyle bir yok. dönüşümü sağladı ve bunu da başardık. Yani bu da hakikaten Çekmeköy için, İstanbul için çok büyük bir şans. Hı -hı. Şu kadar var bizde 2000 yılından önce yapılmış sitelerimiz var. Bir 15 sitemiz var. Bunlarla da şimdi ciddi bir ekibimizle beraber olarak gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Şu anda planlarında çok ciddi bir onların lehine bir dönüşüm sağladık Hı -hı. ve bir de biliyorsunuz devlet yarısı bizden kampanyasında teşvik ederek iki tane sitemizi böyle yıktık. Hı -hı. Diğerleriyle alakalı eğer bunları da dönüştürmeyi başarabilirsek Hı -hı. ki Önümüzdeki süreç hedefimiz bu. Yüzde yüzü yakalamış olacak harika, bir çekmek harika. var. Sayın Başkan şöyle yani bu mesela e, 300 bine yaklaştık dediniz evet. ya alınan göç e, sayısına bakıldığında nedir e, oranlar? Genç nüfus mu, emekliler mi? E, bir şöyle söyleyeyim işte mutlaka. 300 bin nüfusun içinde Hı -hı. 200 bin seçmenimiz var. yani Hı -hı. 18 diyelim yani oy kullanabilen insanımız var. Genç nüfusumuz çok fazla. Hı. Yani mesela liselere, ortaokul ben çünkü her hafta dört okula gidiyorum. Gençlerle beraber oluyorum. Onlara dua ediyorum, sohbet ediyoruz. Şimdi genç nüfusumuz var. E bunun yanında her yaştan yani İstanbul'un ortalama yaş nüfusuna göre biz devam ediyoruz. Bizde genç olması tabii yeni bir ilçe olduğumuz için ve işte bu dönüşümünü de erken sağlamanın hasebiyle gelen genç aileler var. E onların tabii çocukları genç, kendileri genç. Ama sonuçta nüfusumuz yani bugün İstanbul ortalamasına hemen hemen aynı yani yakın yani. Peki İstanbul'u nasıl görüyorsunuz? İstanbul'u nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul için saha size ne söylüyor? Ya bakın ben çok net ifade etmeyi böyle severim. Bizim bölgeden baktığımız Anadolu'da da birkaç ilçemiz mesela çok yakın ilçelerimiz. yani hem kendi işimle alakalı irtibatlarım olan yerler. Hani sahada şu anda gerçekten bir beş yılda bakın ben şunu çok net söylüyorum. Buradan bir arkadaşım çıksın desin ki ya başkanım bak eksik söylüyorsun televizyonda izleyenlerden. 5 yıldır İBB yönetiminin başlayıp da bitirdiği tek bir eser çekmek de yok. Bu kadar net söylüyor. Bakın bunu böyle mübalağa olsun keşke diyorum. Bunu mecliste Cumhur Halk Parti meclislerinin yüzüne bakarak söyledim. Keşke İBB yönetimi ya şunu başladık bitirdik desey ben bunu yüz sefer sizden çok söyler. Çünkü bu şehre hizmet ya benim başımın tacıdır ya bize hizmet sonuçta bu şeyle yaşayan insanımıza hizmet ediliyor. Yani bunu biz yani söylememek, bunu hafif ve almak ya o zaman yerel yönetici değilsiniz siz yani yapan kim olursa olsun o hizmeti yapana biz bir kenar yani Allah diyor teşekkür edemez. Nasıl teşekkür etmeyiz ya? Nasıl Allah razı olsun demeyiz ama maalesef yok. Bunu ben bugün çok söylemeyi isterdim buradan sizin aracılığınızla. Şöyle yani yerelde mutlaka ne yaparsanız yapın hiçbir şey tamamlanmış olmaz. Yani Aynen. mutlaka işte bir vaat bekler. Ee, ne olursa olsun biraz o vaatler üzerine konuşalım isterseniz ya işte bu dördüncü dönemde yine tekrar seçilirsem e, yani ilk bu eğitim mesela okullardan bahsettiniz onun dışında ne var? Şöyle biz tabii yani muhtemelen bir çok büyük projemiz var ama burada şunu söyleyeyim. Biz hı hı. bu seçimden sonra Allah nasip eder gençleri kendimize birinci odak yaptık. Dedik ki hı, odak sensin gençler. Hı. Ve bakın biz bunlar için gençlerimiz için bu sene üniversiteye giren, bunu önce mesela biz şu anda içinde olduğumuz sene 7 bin lira verdik. Bu arada Şimdi, özür dilerim lafınızı kestim İstanbul. kusura bakmayın. 200 bine yakın e, genç e, ilk defa İstanbul seçiminde. Doğru. E, Oy kullanacak. Evet 200 bin de önemli. Çok önemli. Çok. Bakın biz üniversiteye giren her gence tek şartımız Çekmeköy'de oturuyor olması 10 bin lira yardım yapacağız. Yapıyoruz. Bu de 10 bin lira yardım yapacağız. Bu ister öğrencimiz zengindir falan hiç bunlar için ayrım yapmıyoruz. Ayrım Tek yapmak ister vakıf. Musun? Çünkü her öğrenci bizim için onun iş, iş imkanına bakmıyoruz. Hı. Bir tek şart Çekmeköy'de oturmak ve bu ister vakıf olsun, ister özel olsun, ister devlet olsun, müracaatını yapıyor, internet yoluyla bize müracaat hesabına yatırıyoruz. Hmm. Bunu her gence yapıyoruz. Mesela lise son sınıf öğrencilerimiz için e, her sene onların mezuniyet törenlerini yapıyoruz. Bütün mesela öğrencimiz var ki mesela hocalarımız söylüyor tatile girmeden anne baba memlekete gideceğim diye izin alıyor. Çünkü o şeyi katlayabilir yani o imkan olmadığı için orada bir bahane bularak memlekete gideceğiz diye izin alıyorum. Mesela biz diyoruz ki her genç mezuniyet töreninin tadını alsın. Hı. Ve mesela üniversiteye giden her gencimize akbil kart veriyoruz. Ulaşımını tamam belediye olarak karşılıyoruz. ...ve biz tabii Çekmeköy'de şu anda iki tane açtık... ...Çekmeköy kahvecisi açıyoruz. Evet ona baktım o ilginç Çekmeköy kahvecisi... Evet. E, ...çok uygun fiyata verilecek diyorsunuz. İki tane açtık. Gençlere özellikle. Gençlere Herkese de herkese ama gençlere. ismini genç koydu ki gençler çok gelsin. Mesela orada kahve 15 lira... ...bugün en piyasada 80-100 lira satılan kahve 15 lira... ...ve bir de Çekmeköy kartımız var... aidiyet duygusunu oluşturmak Hı. için. O kartta da alanlara da... ...yüzde 20 indirimimiz var. 12 lira kahve... Üç buçuk lira çay geliyor. Bunu mesela bu indirimlerden bahsedince e, bir diğer taraftan ekonomi akıllara geliyor elbette. Yani hem gençlere on bin lira destek, hem ucuz kahve e, gençlere daha indirimli destek sağlamak aileler için, anneler için, babalar için özellikle mesela kreşler, işte sosyal tabii. belediyecilik meselesi. En temel serzeniş nedir vatandaşla hemhal olduğunuzda? Neyle bizim... karşılaşıyorsunuz? Özellikle bu dönem için. Ya şimdi tabii gencimizin de talepler oluyor. Emekler özellikle tabii bu noktada zaman zaman sistemleri, sistemkarlar oluyor mesela. Yani elbette ki gerçekten emeklerimiz için şu anda eğer bir tek maaşla İstanbul'da geçimlere çok zor. Bazılarının tabii farklı gelirleri de olsa ama emeklimiz için muhtemelen yani bir e, biz belediye olarak bakın biz şimdi emeklerimize mesela bu dediğimiz sosyal tesislerden yüzde elli indirim yapıyoruz. Hı. Gençlerimize yüzde elli diyoruz ama emeklimize yüzde elli yapıyoruz. Hı. Çünkü birçok emeklimizin birçok bu noktada belediye olarak yanlarında oluyoruz. İnanın Belediyeler olarak o kadar çok onların yanında olmak için gayret ediyoruz. Mesela bizim şu anda evinde yemek yapacak kimsesi olmayan 500 aile her gün sıcak yemek götürüyoruz. Hı. Evinde diyelim yemek yapacak ailesinden bir genç varsa ona erzak yardım ederek evinde istiyoruz hani tencere tütsün yani orada bir yemek de yapılsın. Hı hı. Mesela evinde diyelim yaşlıdır temizliğini yapacak kimsesi yoksa ona temizlikte ekipler gönderiyoruz. Ya camca tıraş olamıyor. ...berber gönderiyoruz. Çok iyi, çok önemli. Ya, her Gerçekten. noktada... Sosyal belediyecilik denilen... ...mesele bu. Yani her yere yayılsa... ...keşke. Yani. Önemli bir örnek olduğunu... ...düşünüyorum. Ee, son bir dakika... ...diyor yönetmenim. Vermek istediniz mi? Vesaire Şu kadar söyleyeyim. Galiba? Bakın biz son... 10 ...20 günde Çekmeköy'de... ...200 bin metrekare yeşil alan millet bahçesi... ...açtık. Hı. Şimdi bizim orada Çamlık... ...mahallemiz var. Biz kapalı pazar. Tabii... ...sokak pazarlarını kaldırıyoruz. İnşallah... ...her birini kapalı pazara götüreceğiz. Çamlık mahallemizde yaptığımız... ...kapalı pazar biraz uzak. Şu anda onlar içinde Millet Bahçesi'nin hemen yanında belediyemize ait 2000 metre bir yerimiz var. Çamlık mahallemizde de bir kapalı pazar, orada Öyle sırf mi? o mahalleye ait, Çamlık mahallemize ait bir kapalı pazarda yaparak onları o yol mesafesinde de inşallah kurtarmış olacağız. Ne kadar olacak şeyi böyle? Ya o sırf, sırf bir mahalle sırf, olduğu sırf için mahalle 1500, oldu. metre, 1500 kapalı metre kapalı için. bir alan yetiyor onlara. Yetiyor İçinde yani. tabii mescidiyle, er lavabolarıyla, her şeyle yani orada Kullanım anneler var. için mesela kendilerine ait gelip oturabilecekleri veya çocukları varsa onları bezini değiştirebilecek Demek ki böyle insanlar... bir ihtiyaç vardı. Bu da vaatler arasında. Tabii mesela orası e, aynı giradı. zamanda bu pazarlarımız toplanma alanı olarak da kullanabilecek alanlar yani. Çünkü her türlü ihtiyaç görecek alanlar. Hmm. Mesela biz birçok bu kapalı pazar. Deprem içinde bunu tabii ya. yani En Allah korusun. O. Allah, Allah korusun, göstermesin. Ama olması halinde de toplanma alanı olarak da kullanacağımız alanlar bunlar. Peki hayırlı olsun. Ahmet Poyraz, Çekmeköy Belediye Başkanı. Dördüncü dönem olacak bu tabii. dönemde. İnşallah. Ee, bakalım yolunuz açık olsun diyelim. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum Sağ efendim katlerinizden dolayı. Sağ olun.